Selamünaleyküm değerli izleyiciler. Evet, hediyeleşmek ile ilgili hadislerden bahsedeceğiz. Peygamber Efendimiz hediyeleşme ile ilgili neler söylemiş? Hemen görelim. Evet, Resulullah iki komşum var. Ya Resulallah diyor, iki komşum var diyor. Hangisine hediye vereyim diye sordum. Yani birisi Peygamber Efendimiz'e sormuş. Peygamber Efendimiz şöyle cevap vermiş. Kapısı sana daha yakın olana ver buyurmuş. Evet, hemen devam ediyoruz. Birbirinize hediye veriniz çünkü hediye gönüllerdeki dargınlığı giderir demiş Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam. Evet. Hediyeleşiniz ki birbirinize olan muhabbetiniz ziyadeleşsin demiş. Yani artsın demiş Peygamber Efendimiz. Bir dakika yanlışlık oldu. Devam ediyoruz. Resulullah Aleyhissalatu vesselam hediyeyi kabul eder ve ona mukabelede bulunurdu. Yani hediyeyi kabul eder ve o hediyeyi veren kişiye o da bir hediye verirdi. Peygamber Efendimiz. Evet, devam ediyoruz. Yine böyle bir hadisimiz var. Eğer paça veya kürek eti yemeye davet edilsem derhal giderim. Şayet bana kürek veya paça hediye edilse hemen kabul ederim demiş Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam. Evet, size birisi hediye verirse ona karşılık verin. Verecek bir şey bulamazsanız kendisine dua ediniz diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bizim de kültürümüzde bu vardır. Komşu komşuya bir yemek hediye eder. O da tabağı boş çevirmez. Ne yapar? O da ona bir hediye verir. Allah razı olsun der. İki taraf da Allah rızası için bunu yapar. Değil mi? Evet. Hediye konusunda biz de ne diyoruz? Çam sakızı, çoban armağanı diyoruz. Evet, Peygamber Efendimizin bakın bir sürü hediye ile ilgili hadisi şerifleri varmış. Bizler de bu hediye konusuna dikkat edelim. Evet, bir başka videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.